Bu örgütün ipliğini ilk pazara çıkaran kişi bendim. Evet. Öncelikle bendim. Bunu çok açık yüreklilikle ve gurur duyarak söylüyorum. Beni zaten bu adam da demek istemiyorum da her neyse, bana aynen bu kelimeleri söyledi. Seni televizyonda, gazetede gördüm. Çok beğendim. Pijamalarını alıp gelip benimle birlikte bu evde yaşayacaksın dedi. Ve ben Bizzat Ebru'cum kendisi mi ulaştı sana? tabii, Ya dolaylı değil, müridini kendisi görevlendirmiş. bizzat ulaştı. Hayır, Ha müridini müridine, görevlendirmiş o tam dönem. müritleri Tabii vardı çünkü. tabii. Bu müridini görevlendiriyor. Epeyce bir süre, yani belki 2 ay mı diyeyim, 3 ay mı, yalan olmasın, bir flört dönemimiz oldu ama eli elime değmedi, öyle söyleyeyim. Beni işte malikanesine götürüyor bir şekilde. Beni bacılar diye tabir ettiği bir grup kızla tanıştırdı. Ve ben bunu 1994 yılında Şişli Cumhuriyet Savcılığına gidip Arzu Halci'ye yazdırdığım o dilekçede halen o dilekçede yazıyordur o başvurum. Ve benim o gün o evde içtiğim bir kolaydı zannedersem, içine bir madde katıp beni yarı sarhoş, yarı ayık, hani daha sonradan Sersemletti hatırlayamayacağım gibi böyle. boyutta sersemletip bazı görüntüler çektiler. Sonra tabii bunlar bana saldırıya geçtiler her yerden. İşte o dönem mesela taşındığımız muhite fakslar çekiliyordu. Çünkü e-mail yok, mail, hani öyle bir şey yok teknolojik açıdan. Fakslar çekiliyor bütün şeylere, orada çalışan esnafa, beni karalayıcı, bizi kötüleyici falan filan. Bir sürü çeşitli yolları var. Bütün müritlerini genç, yakışıklı ve zengin insanlardan seçiyor. Yani ya mevki, konum sahibi ve hepsi infak adı altında örgüte bağışlıyorlarmış. Tabii ben bu tip bir şeye maruz kalmadım. Ben baştan itiraz ettiğim için benim savaşım o gruba girmemek ve girmediğim için bana şantaj yapılması, komplo düzenlenmesi ve akabinde de benim susmamam oldu. Benim avukatım Rezdan Aydınoğlu yıllarca hiç yılmadı. Onu da şekilden şekle soktular. Her neyse, ona gidip bizi Ebru Şimşek'e benzetmeye çalışıyor. Hepimize hani hatta şunu da duydum. Benzeyemediniz deyip dayak atıyormuş. Maddenin ismini biliyorum ama şimdi yayında olduğumuz için söylemeyeceğim. Bir maddeyi vitamin olarak veriyormuş. Hepsine. Hepsine, evet, vitamin olarak. Ve bu madde insanın düşünme yeteneğini, yani muhakeme yeteneğini yok ediyormuş. Hani şey, hırslı bir yapım var. Hırs da demeyelim de savaşçı bir yapım var. Güçlüsün. Peşini Evet. bırakmam. O zaman Güçlüyüm, o evet. zamandan belliydi zaten. Yani şimdi Güçlüyüm. bazı şeyler Aynen. kolay ama Cesaret Sena, biz edemez. o zamanlar bak çok Allah hani düşündüğümü sana söyleme imkanım 30 yıl sonra doğduğu için söylüyorum. Ben şaşkınlıkla seni çok takdir ediyordum ya. Rahmetli annem falan sağ o zaman hepimiz şunu diyorduk evde oturduğumuzda, ya bu kızda Allah ne rahmet cesaret, eylesin. amin Amin. cümlemi, bu kızda ne cesaret varmış diyorlardı, vicdanı ve sağduyusu Değil mi? olan. Hiç kimse onları karşısına almaya cesaret edemiyorken aldın sen. Vallahi. Benim bir tek annem babam vardı arkamda. Bir de o dönem rahmetli Kemal Sunal bana çok Allah gerçekten rahmet destek eylesin. vermişti. Ve Ünal Küpeli, o filmin Günal abi. yapımcısı, evet, Evet. o da hatta benim bir mahkememe gelip benim için şahitlik bile yapmıştı. O kadar yürekli bir insan.